Var sorular alabiliriz. Buyurun hocam. Tabii ki maça gelirken hem Eyüpspor'un hedef Süper Lig'i hedefleyen bir takım. Artı biz de maça gelirken ideal kadromuzdan Aksel olsun, Tişibola olsun, Lua olsun bunların sakatlıklarıyla beraber geldik. Maçın içinde de özellikle orta saha bölgesinde zaten oyuncu eksikliğimiz, afiyetimiz vardı. Maçın içindeki sakatlıklar oyunu etkili ve yani bizim için 2-3 oyuncu dar kadro için önemli. Özellikle ofansif olarak oyunu tutma yönünde önemli. Bu tip eksikler olduğu zaman ancak iyi mücadeleyle bir şeyler alabilirdik. Mücadele yönünden de oldu ama tabii Eyüpspor'da özellikle ofansif olarak hem oyuna hamle yapabilecek Dippa gibi, Cenk Ahmet gibi oyunculara da hamle yaparak biraz kaliteli ayaklarını yükselttiler. Tekim de öyle golü buldular. Tabii bizim hem transfer yasağımızın olması hem sakatlıkların ameliyat olan oyuncularımız ve sakatlıklarımızın olması bizi bu maçta da etkiledi. Korkarım ki önümüzdeki süreçte de etkileyecek yani görüntü bu. Buna rağmen biz bütün çocuklar hem altyapımızdan yetişen hem diğerleri iyi bir mücadele ortaya koyuyoruz ama söylediğim gibi yani yetmiyor bazı durumlarda da yetmiyor. Özellikle üst sıraları hedefleyen takımlara karşı skor üretmede ya da pozisyon bulmada zorlanabiliyoruz. Ha, bugün de öyle oldu zaten. Vallahi bilmiyorum bilgi sahibi misiniz? Gençler Birliği Süper Lig'e düştükten sonra, Süper Lig'den düştükten sonra bir ekonomik sıkıntıyla beraber düştü ki hem transfer yasağı, sezon başı da çok sıkışık zamanda bir bütçemize göre bir takım oluşturduk ve ligin ilk yarısının zaten hedef de ilk 12 gibiydi. İlk yarıda da, ligin ilk yarısında da iyi mücadele ettik, iyi oyunlar oynadık kaybettiğimiz maçlarda dahil. Ama söylediğim gibi yani kadromuz çok dar ve buradan 3-4 oyuncu eksildiğinde ciddi anlamda eksiliyoruz. Bunun içinde doğal olarak bazı maçlarda bazı 1-2 oyuncunun da performansı düştüğü zaman hepten ucumsal anlamda özellikle ciddi zafiyete uğruyoruz. Nitekim bugün mücadele etmemize rağmen iyi mücadele etti çocuklar ama özellikle skor üretme bakımından da ciddi pozisyon bulma bakımından da sıkıntımız oldu zaten. Başka soru var mı? Teşekkür ediyoruz.